Yalca. Son durak İzmir bence. Yani hayallerimiz, bizim finalimiz İzmir. Yani orada yaşayanlar birçok insanın İşte onu yaptım, bunu yaptım, çalıştım, ettim. Şimdi de böyle portakal bahçeleri, mis havada oturuyorum hayali vardır ya insanların. İşte onu yaşıyorsunuz siz. Sizin realiteniz o. Çok sinir oldum şu an size ya. Çok güleştirler, çok moderndirler. Kızlara hep çok bakımlıdır, fıstık gibidirler. Yaşamasını bilirler. Keyiflidirler ama böyle tembel filan da değillerdir öyle çok da fazla. Ben öyle görmüyorum. Ege'nin geneline göre ne de olsa yine de İzmir metropoldür. Hem şehir hem sayfiye bir arada yani. Hem şehir hem sayfiye insanı oldukları için huzurlular. Huzur varsa mutluluk var. İzmir deyince aklıma gelen ilk şey kordon. Neden bilmiyorum. Oraya gittiğimde en çok ilgilendiğim şey ya da en sevdiğim yer falan değil ama İzmir demek kordon demek bana kalırsa. Biz bir oyunla İzmir'de tiyatro festivaline geldik. Asistanlarımız bir bavul unutmuşlar. Bavulun içinde oyunda çok hayati olan bir silah, kuru sıkı silah ve patlaması gerekiyor ve kuru sıkı patlaması gerekiyor. Biz bir geldik, eyvah ne yapacağız filan. Bornova taraflarında filan oynuyorduk galiba. Bütün orası, bütün o muhit bize kuru sıkı silah aradı. Ve yani çok zorlandık tabii, kuru sıkı mı falan. Bir de bu arada kuru sıkı dediğin şey de aslında ruhsatlı. Bayağı enteresan olmuştu, öyle bir anımız var. Sağ olsun İzmir halkına buradan çok teşekkür ediyoruz. Bu arada İzmirlerle ilgili en sevdiğim şey aslında şudur. İzmir seyircisi çok iyidir. Gerçekten tiyatroya sahip çıkan bir İzmir seyircisi var. İzmir'e gidince oyun oynamak hep harikulade, çok zevkli oluyor. Erkan Yolaççı hatırlatması herhalde ya. Çok tuhaf biliyorum ama bana hep İzmir Mehter Marşı'yla gelip İzmir Marşı'yla gittiler der ya. Bana çocukluğumu hatırlatıyor olması. Galiba İzmir Marşı'nın en sevdiğim tarafı bana çocukluğumu hatırlatıyor olması.